Evet, programımız devam ediyor değerli izleyiciler. Ergün Arslan, Mehmet Ayan ve Mehmet Emin Uluç'la birlikte ikinci saat dilimine girdik. Hafta sonu müthiş bir derbi var. Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Beşiktaş puan farkını cebine koydu. Basit bir matematik hesabı var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin nispeten çok daha karışık matematik hesapları var şampiyonluk için. Ve belki ikincilik için tabii. İstanbul'un diğer iki büyük takımı da ikincilik hesabını da bir taraftan yapmaya devam ediyor. Emre Belezoğlu Hoca sonuna kadar kovalayacağız. Matematik ihtimaller sürdüğü sürece dedi. Fatih Terim Hoca biliyorsunuz basın toplantısında Beşiktaş'ı tebrik etmek için şampiyon olmalarına da gerek yok ifadesi kullanmıştı. Bütün bu süreçte derbiye doğru gidiyoruz. Deplasman takımıyla başlayalım. Ben bir cümle söyleyeyim şu az önce konuyla ilgili. Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Bey'den herhangi bir açıklama gelmedi. O dikkatimi celbetti. Bir de bir istifa daha geleceği iddia ediliyor. İki notu söyleyeyim. Az önce konuyu kapatalım. Işın Bey'in aynı zamanda adaylık için bana çok fazla baskı var. Çok fazla dediği kişi bir ortamda, beni aradı. Dediği bir ortamda. Dolayısıyla o yani adı anılan diğer 3 adaydan herhangi bir reaksiyon gelmedi Burak Bey dışında. Onu söyleyeyim, kapatayım. Evet. Adam Burak Bey, Metin Bey bağlanmak isterlerse yine Mustafa Cengiz Başkan konuyu tekrar açabiliriz. Böyle bir derbiye giderken bir taraftan Abubakar meselesi konuşuluyor. Ne olacak, olacak mı? Derbiden sonra kupa finalinde ya da öncesinde Karagümrük maçında kadroda olacak mı? Mesele sözleşme mi? İşte 30 dakika daha oynarsa sözleşme yenilenecek, o yüzden sakatım diyor diyenler var. Enteresan iddialar var. Oradan başlayalım. Abubakar meselesinden başlayalım. Valla beyan esastır. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ta bir sağlık kurulu var. Dolayısıyla bunlar da Hipokrat yeminli adamlar. MR sonuçlarını teknik heyete, yönetim kuruluna illaki gösteriyorlar. Dolayısıyla burada Beşiktaş yönetiminin beyanını esas kabul etmek durumundayız. Abubakar'ın olup olmayacağı ya da sakat olup olmayacağı konusunu ben beyana göre hareket ederim. Onun dışındakini süreci zaten çok yakın zamanda göreceğiz. Gerçekten böyle mi, sözleşme işim yoksa sakat mı, ama sonuçta MR çekiliyor ve bunu çeken de sağlık heyeti. Sakat diyorlarsa ona göre hareket etmek durumunda kalıyor zaten teknik heyette. Onun dışında söyleyeceğim şeyler farazi olacaktır. Bilmiyorum yani Abubakar çıkıp oynamıyor demek iddiası büyük bir iddia. Öyle değildir demiyorum ama ben burada beyanı, doktorun, teknik heyetin, MR sonucunun beyanını esas kabul etmek durumundayım. Onun üzerine konuşmak durumundayım. Onun dışında Abubakar'lı Abubakar'sız ya da herhangi biri bir şey gösterdi ki Sergen Yalçın, oyunculardan bağımsız son 3 haftaya bile girilirken bir sürü eksiğin Abubakar'ın da denklemde olmadığı yerde oyununu kuvvetlendirerek devam etti. Dolayısıyla öyle bir hale getirdi ki yani Sergen Yalçın, normalde bir sezonun ortasında olsa değil mi Abubakar'la böyle bir temas oluyor rakibiyle, Abubakar yere düşüyor. Bütün Beşiktaşların yüreği güm güm. Ya acaba bir şey olacak mı, alternatif yok, işte pamuklara sarıp sarmalayacak bir adam pozisyonundaydı. Epeydir oynamıyor ve o epeydir oynamadığı süreçte çok küçük bir tökezleme yaşayıp Beşiktaş daha güçlü bir şekilde gol sayısını artırarak Abubakar'sız yoluna devam etti. O yüzden bu artık Abubakar meselesi de dikkat ederseniz Beşiktaş camiasında o bir ay öncesine göre çok da umursanır bir halde değil. Bu oyun ya da hocanın buradaki orayı da tolere etmiş olması bu sorunu sorun olmaktan çıkardı Beşiktaş için. Ha, yaz dönemi sorun olur, masa falan oturulur konuşulur, o ayrı bir durum. O yüzden Galatasaray karşısında Abubakar'la Abubakar'sız, X bir oyunculu, X bir oyuncusuz durumunun çıkmış ve geçmiş durumda. O aşamaları çok net geçirdi Sergen Yalçın ve Beşiktaş camiası, Beşiktaş futbol takımı. Çok derbiyi etkileyecek bir karar, bir kadro ismi ya da bir oyuncu olmayacak gibi görünüyor şu anda. Peki Beşiktaş derbiye nasıl hazırlanıyor? Nasıl bir sonuç bekliyorsun? Bir taraftan işte beraberlik gayet iyi sonuç diyen Beşiktaşlılar var. Sergen Hoca'nın ne beraberliği, biz kazanmaya gidiyoruz dediğini biliyoruz. Böyle çünkü sezon boyu bize bunu söylettirdi. Yani oyunu bize bunu söylettirdi. Demeçleri bir kenara bırakalım. Hiçbir şey söylemediğini varsayalım Sergen Yalçın'ın. Oynadığı oyun zaten herhangi bir oyunu beraberliği oynamadı. Bazen denedi. Öne geçtiği birkaç maçta kontrollü oyuna geçti. Baktı ki kontrol edemiyor. Yani Beşiktaş çünkü statik oynamayı becerebilen bir takım değil. Oyunu tutabilen bir takım değil. Çünkü o heyecanı şimdi kanat beklerinden tut orta alandaki oyunculara kadar. Mesela Atiba defansif gibi görünen adamın bile rakip yarı alanda stoperlere baskı pres yaptığını görüyorsun. 96'da şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptıran Trabzonspor gibi bir takım aslında. 2-1 kaybettikleri maç. Tabii beraberliğin yettiği bir maçtı, doğru. Bilmiyordu. Hatta golü de bulmuştu. O takımda hücum yapmayı biliyordu. Beşiktaş da hücum yapmayı biliyor. İyi de biliyor onu. Evet. Ama hücumu bırakıp savunma yapalım dediğinde karışıyor işler. Onu demez, hatta ben şöyle görüyorum. Yani idmanı da açmıştı bu hafta içi. Oradan görüntüleri falan da gördük. Zaten sezon boyu böyle geçti. Sergen Hoca'nın da zaten oraya böyle bir kontrollü oyun, skoru işte beraberlik bize yetiyor oyunuyla değil. O zaman kaybetme ihtimali yükselir. Aksine
sezon boyunca oynadığı güçlü oyunun mührünü galibiyetle oraya vurarak, o mührü oraya vurarak almaya gidiyor bence Sergen Yalçın. Bir yandan Fatih Hoca'nın da beraberlik tahammülü yok. Çünkü beraberlik matematiksel olarak da işi bitiriyor. Kim kime dumduma bir maç izleyeceğiz. Ve Sergen Yalçın da bak göreceksiniz, kim yönetir bilmiyorum. Cüneyt Çakır olur herhalde. Başlama düdüğü itibariyle Beşiktaş'ın o son haftalarda gördüğümüz Rize'deki, Hatay karşısındaki agresif oyununu, önde oyununu, baskılı oyununu net olarak göreceğiz. Ona gidiyor bence Sergen Yalçın. Çünkü tutamazsınız ki, yani kontrollü oyun oynatamazsınız ki. Şimdi siz sağ kanatta Gezal'ı koyacaksınız. Solda işte oynarsa Enkudu ya da Larin'den bir tanesi. Bu adamları zaten hani kontrollü oyun oynatmanız, kademe yaptırmanız çok kolay değil. Salıyorsunuz ve oynuyorlar. Ve ben yine öyle bir oyun çıkacağını düşünüyorum. Net olarak kazanmaya gidiyor bence Beşiktaş oraya. Diğer taraftan Mehmet Ayhan, yani beraberliğin bile harika sonuç olduğu Beşiktaş var. Nihayetinde Galatasaray deplasmanı. Galatasaray da kazanmak zorunda. Bu sezon Galatasaray'ın da en zor yaptığı iş, yani eldeki hücumculara baktığınızda çok gösterişli bir kadro. Ama oyun olarak, sistem olarak, sistemli bir şekilde hücum eden, set hücumunu iyi yapan bir Galatasaray'da bize hiç izletmedi Sarı Kırmızılılar, Fatih Terim'in öğrencileri. Nasıl bir derbi bekliyorsun? İki İstanbul derbisinde 3 maç oynadı. Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe 1-0 yenerken bir 50 dakika kadar bir oyun var. Ve ilk Fenerbahçe maçı da kısırın ötesinde geçti. Galatasaray'ın üstündeki derbi performansı puan olarak 4 puan alınmış Fenerbahçe ve henüz puan alınmamış Beşiktaş var. Yani işte 59. dakikada Cagney atıldı falan. Feşmeken 2-0 bitti. Ya Galatasaray, şu az önceki tartışmaların dışında bir şey söylemek durumundayım. Bir ışıltı takımıdır. Yani sezon başından beri 40. maça çıkacak Galatasaray. Sezon başından beri ligde 40 maçta çıktığı 40 karşılaşmada var mı böyle 7-8 tane tamam abi işte bu Galatasaray'dır diyebileceğiniz? 7-8 devre sayabilir misiniz? Belki. Yani o yüzden Galatasaray o ışıltı takımı olma havasını bir türlü elde edemedi. Ve karşısında Ergin'in az önce çizdiği tabloda olduğu gibi Türkiye'nin en şaşalı ekibi oynuyor. Yani birini durdursan biri çıkıyor. Birini durdursan biri çıkıyor. Kulakları çınlasın. Sevgili Önder Özen Hoca'nın önceki gün yaptığı Fenerbahçe analizi, Beşiktaş analizi düne çok oturdu. Yani sol taraftan Zirchenko'nun getirdiği, ilk golle Foda'nın getirdiği ve arka tarafta Riyad Mahrez'in buluştuğu iki tane arka direkt golü var. Ve Beşiktaş hiçbir şey yapmaz, arka direkt gol atıyor. Peki Galatasaray'ın böyle dördül düzen bir taktikli golünü hatırlıyor muyuz biz bu sene? Taktik eseridir. Bak bu gol gerçekten taktik eseridir. Galatasaray bunu yapmış diyebileceğimiz. Galatasaray'ın en büyük gol çözümünü ben size söyleyeyim. Muhtemelen Sergen Hoca ona çalışıyordur. Donk oynadığı maçlarda, donklu maçlarda ki Göztepe maçta bir zirveye çıkmıştı. Hafta sonu beraber izlerken de Ankara Gücü maçında da gençler maçta da aynı şey oldu. Donk zaten bir orta saha oyuncusu niteliğinde, hatta öncesi forvet. Uzun atıyor. Uzun attığı topta düşürülen ikinci topta Galatasaray gol bulmaya çalışıyor. 5-6 tane pozisyondan biri sayılmayan iki tane toplam gol attı. Yani dolayısıyla Galatasaray'ın o ışıltılı oyunu iç sahada olsa bile Beşiktaş'ı dövebilecek bir oyunu söz konusu olmadığı için ben bu karşılaşmanın Galatasaray'ın şampiyonluk şansını neredeyse tamamlayacağını ve Beşiktaş'ın ya kazanacağını ya da Beşiktaş'ın garanti oyunuyla, garanticiliğe dönecek oyunuyla, oyun içerisinde yapacağı hamlelerle beraber biteceğini düşünüyorum. Ben Galatasaray'a iç sahada bu maçı kazanma şansı veremiyorum. Kazanabilir, %100 bir şey söylemek mümkün değil. Derbilerde hiçbir kesinliği yok. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bugüne kadarki oyunla Galatasaray'ın Beşiktaş gibi ışıltılı oyuna karşılık verebilecek bir oyununun söz konusu olmadığını düşünüyorum. Kazandığı maçlar dahil. Kaldı ki Galatasaray, uzun mikrofonlarda hep beraber çok çok konuştuk. Ankara Gücü maçıyla başlayan o sıkıntılı ortam vardı ya. Onun öncesindeki 5 karşılaşmada burada kendimizi yırttık. Abi bu takım top oynamıyor. Alanya'yı yendi, top oynamıyor. Fenerbahçe maçından beri top oynamıyor. Tek tek yazmıştım, şimdi çıkarttırma. Ya oynamıyor. Oynamadan kazanıyor. Erzurum, Kasımpaşa, Alanya. Bunlar da Kayseri. 3-0'lık Kayseri maçı. Hoca iki tane forvet çıkarttı. Millet tören yaptı. Çift forvet. Olmaz dedik. Kendimizi yırttık burada. O yüzden yani Galatasaray bir sene çok iyi puanlar aldı. Hoca da işte bu çeşitli yönetim etkenleriyle, diğer farklı etkenlerle, kendi formsuzluğuyla hiçbir zaman sahaya kendini yeteri kadar veremedi. O nedenle derbiye bugünden bakmak mümkün değil. Derbide her şey olur ama benim tahminim ya Beşiktaş kazanacak ya beraber bir çık maçı. Bu arada sevgili arkadaşım Emre Kaplan, Mahmut Recevik Bey ile konuşmuş. Arkadaşlarımızla istişare halindeyiz ama ben seçimin bir gün bile ertelenmesini doğru bulmuyorum ifadesini kullanmış. Ardından da istifasını Twitter'dan açıkladı. Doğru. Üçüncü isim olarak da bir ihtimal geldi ama şimdi o ihtimali söylemek mümkün mü bilmiyorum. Ya İlber Aydemir ya Okan Böken'in de üçüncü isim olarak istifa edebileceği gelen haberler arasında. Ben Okan Bey'i daha yakın görüyorum. Sanki istifa eder gibime geliyor bana. O süreci de söyleyelim. Peki enteresan bir sezon.
sevgili Mehmet Emin. Ve işler biraz derbiye düğümlendi. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hesabı derbide Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesi. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin 2 puanlık bir farkı kalacak. Bir kayba daha bakacak. Tabii Galatasaraylı ve Fenerbahçelilerin bu senaryolarında Galatasaray ve Fenerbahçe bütün maçlarını kazanıyor. Tabii. Pek lig öyle değildi ama nasıl bir derbi?